Herkese merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu güzel çanta kordonu, çanta sapının yapımını anlatacağım. Yapımı çok çok kolay. Hem de baya baya bir kolay arkadaşlar. Herkes kolaylıkla yapabilir. Ayrıca videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen kordonumu yapmaya başlıyorum. İpimi bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Çektim ve böyle bağladım tığıma gördüğünüz gibi 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Bu şekilde batmıyorum. Şu tersinden ilk baştaki birinci zincirin bağlamış olduğum zincirimin içine bakın ters tarafından batarak tekrar şöyle göstereyim. Şu şekilde batmıyorum arkadaşlar. Bakın arka tarafından bu şekilde aldım. ve sık iğne ile bağladım. Şimdi hemen bakın tek kanadından şöyle daha yakınlaştıralım. Bakın tek kanadından şu şekilde zincirin içine batarak sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki zincirin tek kanadına batarak sık iğne yapıyorum. Onun yanındaki zincirin içine batarak yine sık iğne yapıyorum. Yine bakın onun yanındaki bakın zincirin içine batarak şöyle ipimiz tam olarak alalım. Yine sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sayalım. 1 2 3 4 5. Toplamda 5 tane bir sırada 5 tane sık iğne yapmış oluyorum. Şimdi tekrar sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi şu iç kısımdan değil, dış kısımdan alıyorum. Yani şu Bakın burada zincir gibi görünen bak arkadaşlar sık iğnelerimin tepelerine batarken şu içten değil de şu dış kanatlarından alıyorum. Bakın şimdi aldım bir sık iğne hemen yanındakine battım. Sık iğne hemen onun dibindekine battım. Yine sık iğne yapıyorum. Yine onun yanındakine battım. Sık iğne yapıyorum. Bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çok kolay ve harika bir çanta sapı modeli Örgü çantalarınızda bu çanta sapını kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar çanta sapıma bakın. Yani sürekli bu şekilde dönmüş oluyorum. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 toplam 5 tane yani bir dönüşte 5 tane yuvaya batıyorum bakın hep dış taraflarından bakın tek kanadından ve dış taraflarından bu şekilde örerek bu arada arkadaşlar nakonun koton ipini kullandım söylemeyi unuttum 2,5 e, numarada tığ kullandım Özür dilerim onu da söylemeyi unuttum. Şimdi kordonumu yükseltip biraz hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kordon yapımımı beğendiğinizi umuyorum. Örmek isteyenlere kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.